Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bu sefer daha yumuşak bir başlangıç yapayım dedim. Zen bir her zamanki bağırışım geldi. Nasılsınız? Yine bir ay geçti. Farkında mısın? Bir ay geçti. Bir ay daha böyle geçti arkadaşlar. Karantinalarda falan filan derken geçti. Sanıyorum Türkiye'de şu an bayağı yumuşamış durumda karantina muhabbetleri. Burada da öyle aslında. Evet. Bütün dünyada belki de öyle aslında ama... İşte biz yine de biraz evde oturmaya çalışmaya devam ediyoruz. E tabii yani tavsiyeler hala aynı şekildedir yani millete rahatlayın demek şeklinde değil de. Herkese sarılın demiyorlardı. Yani evet bazı şeyler daha mümkün ki. Tabii insanların ruhsal sağlığını da düşünüyor bence hükümetler, ekonomiyi de. Her şeyi bir ara düşünmeye çalıştıkları için böyle oluyor ama. Tabii yani evet ekonomi yine, faktörü olmasa bence zaten daha bu... Özel durumun varsa yine dikkat etmeye devam etmen gerekiyor evinde yaşlı varsa. Evet bak şimdi de şöyle bir şey oldu gibi oldu. Hassas olan insanlar, yani risk altında olan insanlar eve tıkılmak zorunda kalmış gibi bir durum oldu bu sefer de. Ki diğer insanlar hayatını yaşayabilsin ve ekonomi devam edebilsin diye. Olan onları oldu bence biraz ama bakalım göreceğiz umarım. Yeni dalgalar olmaz. Bu iş burada biter. Evet, hassas insanlar yalnız yaşamıyor ki. Tabii o da yani, var. Özellikle da var Türkiye yani. Gibi ülkelerde biz anneannemizle, dedemizle de yaşıyoruz yani. Ha, tabii. Yani her türlü çok iyi bir durum değil ama bakalım göreceğiz arkadaşlar. Umarım daha iyi olur diye düşünüyoruz. Evet. Evet, evet. Onun dışında tabii büyük olaylar daha olmaya devam ediyor. Evet. Birçok oyun da ertelendi haklı olarak. Bence çok güzel kesinlikle oldu. Kesinlikle destekliyoruz. Evet, arkadaşlar bu Amerika'daki yine bir ırkçılık, bir nefret suçu. Yani her nefret suçunda bu kadar sinirlenmeliyiz tabii. Daha küçük küçük oluyor aslında ama bazen de böyle patlıyor ikide. Evet. İkide patlıyor. Umarım. Birçok insan bilgileniyor. Yani bir kilometre taşı olur bu da. Ki buradan da artık bu saçma şeyler 2020 yılında son bulur. Yani son bulmaz tabii ki de. Hani belki 2100. En azından cezalandırıcı hale gelir. Yani yaptırımlı hale gelir. Ya en azından çok zor bu tür şeyle konuşmak ama en azından adalet veren mercilerin yetkileri tekrar tekrar tartışılır ve yeniden düşünülür. Tabii evet. Yani umarım özellikle Amerika'da bu işler yoluna biraz daha girer, biraz daha adil hale gelir. Efendim. Ve bütün dünyada. Evet. Mesela PlayStation 5 konferansı diyeyim ertelendi. Evet. Çok güzel. Sony mesela açık açık destekledi. Evet. Irkçılığa karşı olduğunu açık açık yazdı. Ben çok gurur duydum şahsen. Bu kadar büyük bir şirketin, yani dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesinin açık açık Black Lives Matter hashtag'ini kullanması çok büyük bir olay bence. Böyle. Yani çok kötü olur zaten. Dünya şu an pandemiye rağmen protesto etmek için sokağa çıkan binlerce insanlar varken eğlenceli bir etkinliğin devam edilmesi, kullanması evet, falan çok... Göz yummak olur. Yani. Sessiz kalmak olur. Tabii çok yerinde davranışlar sessiz olur. Sessiz kalmak kesinlikle suç ortak olmak böyle tabii, bir durumda. O tabii, nedenle. Tabii. Evet. Efendim. Eğlenceli şeylere geçelim şu an o zaman. Geçersek birazcık. Tam dediğinin tersini yaparak. Ama önce ondan başladık. O zaman önce tamam. O zaman tamam eğlenebiliriz. Istedik. Eğlenmeyi hak ettik. Çok kötü. Neyse bu son bir dakikayı silmek istiyorum kafamızdan. Evet. Wow. Efektli. Peki. Tam hizmet. Ne yaptın, ne ettin yani şu bir ayda? Bu ayda çok oyun oynadım. Gerçekten mi? Bu ay, bu geçtiğimiz ay moralim bir önceki aya göre çok daha iyiydi. O nedenle çok oyun oynadım. Moral iyi olunca mı oyun oynayabiliyorsun sadece? Şimdi moralim iyi olmadığında sadece bana moral veren oyun olan Animal Crossing'i oynadım. Neredeyse de animal diyordum yani. Animal Crossing'i oynadım. Bitti benim için oyun. Bitti. Yani çünkü evet. Artık sabah uyanınca dünya rezalet, ben çiçek toplayayım diyerek uyanmıyorum. Çünkü dünya biraz yani pandemik açısından iyiye doğru gittiği için. Pandemi sanıyorum Türkçesi. Ya deme ya, bu kadar pandemik dedim, pandemi. Ben de emin değilim. Acaba tam galiba. Türkçeleştirilmiş adı ne? Neyse. Evet neyse. Yani dünya biraz daha iyiye gittiği için ben de biraz daha iyi hissediyorum. O nedenle birçok oyun oynadım.
Her oyun hakkında çok diyecek şeyim yok ama öncelikle söyleyeyim. Magic the Gathering'e başladım. Ben alkışlamıyorum bu hareketi arkadaşlar. Çok bağımlılık yapan oyunları ben alkışlamam öyle yani. Özellikle o deckler parayla satılıyorsa yazık. Çünkü diğer tüm oyunlar bedava. Evet. Bravo. Teşekkürler Gökçe bize bunu öğrettiğin için. Çok diğer tüm pardon. Oyunlar bedava. DLC'sini alırsın. DLC'si... En fazla 100 dolar evet, harcarsın biter. 50 euroya oyun aldım. DLC'si de 50. İkinci biter. DLC'si de 50. Arkadaşlar bu oyunlarla bu deckleri sattıkları paralarla insanların ev aldığını duydum. O yüzden yani lütfen. Her şey kötüye kullanılabilir. Her şey kötüye kullanılabilir hayatta. Evet ben, ama güzel oyunmuş galiba. Ben şeyden önce pandemiden Mestan önce Mestan da kızdı. Not geçilsin. Buyurun. Kızdı mı artık? Bakalım. pandemiden önce dikkatimi dağıtıyor ben. Pandemiden önce ben kart olarak oynamıştım arkadaşlar. Çok keyif almıştım. Sonra şu an böyle bakayım dedim. Çünkü ücretsiz oyun yani. Ondan sonra oynuyorum. Sen bilgisayarda oynuyorsun. Bilgisayarda. Bilgisayarla oynuyorum. Bir kere yanlışlıkla insanla oynadım. Ne kadar sıkıcıydı. Ay bir saatte atmıyor kartı. Atmıyor. Şey yok mu? Çok yavaştı. Var da. Mestancığım rahat duralım. Yine de yavaştı. Şu an Mestan dolaplara saldırıyor nedense bir. Tamam. Mestan'ın delirme saatine denk gelmişiz. Güzel bir çekim olacak belli oradan. Evet. Neyse, insanlarla oynamak istemiyorum. Robotla oynamak istiyorum. O timeout var timeout'u da. Yok mu? Var da. Hep bak timeout bir limit. Ona göre yani timeout'tan hızlı olman gerekiyor her zaman tabii. Tamam işte karşındaki çok kısa bir timeout'la ayarlayarak oynayabilirsiniz onu. Belki. Ya annem bile telefonda öyle oynuyor Zeynep şeyleri. Böyle en kısa timeout'u ayarlıyor. O da dayanamıyor hızlı olmayan insanlara. Tabii canım. Tabii çok şey böyle bekliyorum. Seyir canlı yani. Neyse. Ben memnunum. Hadi bir oyunda sen söyle. Bir oyun sen, bir oyun ben gidelim. Memnunsun. Bu kadar mı yani? Bu yani. Şimdi ben şöyle. Daha yeni başladığım için çok bilgim yok. Golgari deck seviyormuşum. Bana arkadaşlarım bunu dedi. Siyah ve yeşilin birleşimi. Yani şey. Birçok böyle ölüme neden olan büyü mü desem? Böyle ölümlü. Ay rezalet. Rezil ettim kanalı. Neyse. Ama bir yandan da yeşil de bir druid büyüleri. İşte reanimasyon. İşte necromancy ve druidizm karışık gibi bir şey. Siyah yeşil Golgari deck. Çok eğlenceli. Örneğin kartını kaybettiğini, öldüğüne üzülmüyorsun. Çünkü öyle bir kart var ki deckinde onları geri getirebiliyor mezarlıktan falan. Mezardan. Şimdi arkadaşlar. Mezarlıktan. Mezarlık var kenarda. Graveyard'ın var kenarda. Tamam onu bilmiyordum. Ben özür dilerim. Çevirmen işim bitti. Türkçe... Mesai dışındayız şimdi. Türkçeyi düzeltmeye çalışıyordum. Neyse ben biraz da fanteziden çok hoşlanmadığım için yani fantezi var da yani böyle orta dünya tarzı şeylerden pek hoşlanmadığım için yani bana hitap etmiyor. Ben kötü demiyorum canım. Allah Allah. Herhalde biraz da oradan böyle gözüm tutmuyor o oyunu. Yani. Ay ben de yani orta dünya olsun fantezi olsun böyle bir esinlenmiş olsun. Orta Dünya'dan ya da başka bir fantasy şey Dragonlance olur, Forgotten Realms olur. Yani güzel bir dünya settinginden. Bak Buffy fantasy çok seviyorum. İşte Buffy benim için çok American yani. Ben demek ki öyle bir insanım yani. Neyse. Magic the Gathering oynuyor Zeynep. Ben evet. Arkadaşlar ne oynadım? Ben de Animal Crossing'i bıraktım artık. Çünkü yeter yani. Yeter. 180 saat olmuş. Yazıktır yani. Abzu oynadım nihayetinde. Biliyorsunuzdur zaten. Journey tarzı bir oyun. Journey'e çok benziyor. Hatta bariz ilham almışlar diyebilirim. Bazı level'lar da çok benziyor. Zaten müziğini yapan insan Austin Wintory. Yine Journey'nin müziğini yapan besteci. Çok başarılı yine. Gerçekten çok başarılı. Müziği için biraz da oynadım. Görselliği için biraz oynadım. Ama bitiremedim. Yani o kadar kısa bir oyunu bile bitiremedim arkadaşlar. Beni bir yerden sonra sıktı. Çok şey geldi ya. Hani Journey bir çok güzel bir hikaye anlatıyor. Her şeyiyle oturmuş bir eser. Ama Abzu öyle değil. Bana çok öyle gelmedi. Yani hikayesi daha kriptik. Şey mekanikleri sinir bozucuydu bazen. Kamera biraz sorunlu gibi geldi bana. Böyle kamerayı ayarlarını değiştir baştan alış
Yine de kamera sorunları vardı. Anlamsız geldi yani bir yerden sonra oynamak. Hep aynı şeyi yapıyorum, hep aynı şeyi yapıyorum hissi vermeye başladı. O noktada bıraktım. Biraz da sıkkın bir günümdü zaten. Ondan önce de Wattam oynamıştım. Ondan da bahsedeyim mi? Hayır, sıra benim oyunum. Pardon. Çok şey, benim kurallarım yani, var bu sefer. Ama şunu söyleyeyim, müziğini mutlaka dinlemenizi öneririm. Gerçekten Journey'in özellikle muhteşem müziğini beğendiyseniz kesinlikle bence Abzu'nun soundtrack'ine de bir göz atın derim. Evet, ben şimdi oyunlarım çok garip olmuş listemde, bakıyorum da. Hı-hı. Daha değişik bir giriş yapacağım sanırım. Neyse. Bir önceki videoda Oxygen Not Included oynadığımı söyledim mi hatırlamıyorum. Söyledin. Söyledim. Ben hatırlıyorum. Onu oynamaya devam etmedim. Çok güzel bir oyun ama. Ben hikayeli oyunlar oynamaya geri döneyim dedim. Pillars of Eternity Deathfire'ı indirdim. O DLC mi? Hayır, 2. Ha. Pillars of Eternity 2. 2 Deathfire. Hmm. Herhalde 2'dur yani. Pillars of Eternity 2 Deathfire. Evet, bence de. 2 dememişler. Belki daha otantik olsun, böyle değişik olsun diye. Otantik değil de. Türkçesini söyleyelim. Türkçe yapalım Türkçe. Bunu. Herkes bir etkilensin. Şimdi çok ilginç bir şekilde Sims 4 oynuyorum. Ama Hollandaca oynuyorum. Ki dili öğreneyim biraz daha kolay diye. Öğrendin mi? Çok öğrendim. Yoksa hayattan nefret mi ettin? Çok yavaş gidiyor Hollandaca bilmediğim için. Nasıl, çişini yaptıramıyor musun böyle yanlışlıkla? Hayır, tanıyorum ama bak 4 tane şey var. Çişini yaptırmak yerine tuvalet temizlettim en son örneğin. Gerçekten de yaptıramamışsın. Ama sonra kendisi otomatik yaptı zaten. Tuvaleti gelince. İşte öyle yapıyorum. Güzel yapıyorsun. Onun dışında... Sims 4 ücretsizdi değil mi bir ara? Yok. Ücretsiz olabilir. Çünkü bak benim Origin hesabımda Sims 4 duruyormuş. Yok. Claim etmeden sana gelmez. Hayır, claim etmişimdir belki de. Ben belki Sims 4 olmuş. Satın aldığımı hatırlamıyorum. Yok, ücretsiz değildi. Ben yanlış hatırladım. PlayStation Plus da verildi. Onunla hatırladım ben. Benim PC'de varmış Sims 4 ve ben Sims 4 satın almadım. Para vermedim ben buna. Almış bence. Belki 1 euroydur belki. Belki. Yani bilmiyorum, saçma sapan şeyler oluyor ya. Şu an Borderlands var örneğin. Origins'te. Yok, geçen hafta Borderlands vardı. Evet, vardı. Borderlands. Handsome Collection'ı bedava verdiler. Almadım yani. Ben. Unuttum. Resmen unuttum. Ben aldım galiba yine de. Ama yani artık ben 6. Platformda alacağım artık. Yani öyle ya, nereye olacak alacağız daha yani? Benim bir şey de var. Switch'e ama. Tabii ki. Switch'e çıktı çünkü. Alacağım. Ama biraz zaman geçsin. Biraz indirime girsin. Öyle. Gerçekten benim bak PlayStation 3'te oynadım Borderlands 2'yi. PC'ye aldım. Vita'ya aldım. Ve Vita'da oynadım ben oyunu arkadaşlar. Oynadım. Bayağı oynadım. PlayStation 4'e aldım. Evet, 5. olacak. 5. olacak. İnşallah. Hadi kısmetse. Evet, bu arada Animal Crossing'i bırakır bırakmaz dedim ki ben Zelda'yı bitirmemiştim. Zelda'yı bitireyim. Breath of the Wild. Breath of the Wild'ı. Switch'te. Ama sonra baktım ki benim save dosyam yok hiçbir tarafta. Baştan oynayacağım. Çok güzel. Güzel. Bayağı oldu. 2 yıl falan oldu herhalde. İyi bir bakış açısı. Evet. Tabii ki. Hayatın yumuşağından bakmak gerek. Yani. Hayatın yumuşağından bakmak gerek. Evet. Türkçem artık böyle benim. Zelda'dan sonra ne yapayım derken birden Nintendo Switch indirimleri imdadıma koştu. Ben ne çok aldım? Çılgın bir indirim furyası başladı. Evet, şu an yani. Deku Deals diye bir site var arkadaşlar. Bilmiyorum, biliyorsunuzdur belki. Switch'iniz varsa büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Oradan, çünkü eShop çok karmaşık ve sürekli shovelware tarzı oyunları yukarıda gösteriyor. Oradan tek tek bakmak zaten yavaş, biliyorsunuz. Deku Deals'a girdiğinizde çeşitli şeyler göre sıralayabiliyorsunuz. Çok güzel, en düşük fiyata düşen oyunları ayrıca gösteriyor, belirtiyor falan filan. Bayağı güzel yani. Çok güzel ama cüzdan için ne kadar güzel emin değilim. Don't Starve aldım. Don't Starve da benim her platformda sahip olduğum bir oyun. Bence yani kaç kere söylüyorum. Clay harika. Don't Starve her zaman oynanır. Ya belki 500-600 güne çıkamıyorsunuz ama o harika, sanat tasarımı harika, karakterler, o karanlık ve tatlılık aynı zamanda. Ben bu videonun Gökçesi benim. Evet, aralıksız konuşacağım. Monologlar nasılmış Gökçe Hanım? Hoşunuza gidiyor mu? Yazamıyorsunuz, hiç not da alamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz da. Nasıl, güzel mi hayat? Nefessiz kaldın ama çünkü pratiksizsin yani. Gökçe olmak kolay değil. Gökçe olmak kolay değil arkadaşlar. Clay konusunda ben de katılıyorum.
keşke, yine söyleyeceğim, Invisible Ink getirin arkadaşım. Invisible Ink getirin şu konsollara arkadaşım. Switch'e yani. PlayStation 4'te var. Aslında PlayStation 4'ü açıp oynasana diyeceksin. Haklısın, öyle yapayım ben. Ve de Mark of the Ninja, yine Clay'in çok ünlü bir oyunudur. Hatta daha bile ünlü bir oyunudur. Kendisi de çok büyük bir indirimde şu an Switch'te. Bunu da belirtmek isterim. Siz de bir deneyin isterseniz. Belki hoşunuza giderse, tat tarzı o daha. İşte böyle. Yani Clay'in eline atıp da kötü yaptığı bir oyun henüz yok herhalde. Şu an bir RPG tarzı bir şey yapıyorlar galiba. Bilmiyorum. Ben biliyorsun öyle şeyleri çok takip etmiyorum. Çıkınca bir sene sonra fark ediyorum. Öyle gidiyorum. Galiba RPG tarzı bir şey üzerinde, biraz böyle Banner Saga'yı andıran bir şey üzerinde çalışıyorlardı ama güzel olacağı benziyordu. Racketeer miydi? Racketeer miydi? Nasıl okunduğunu hatırlamıyorum. Bir böyle... Racketeer tanıdık geldi kulağıma. Dungeon Crawler. Yeah. Gece Dungeon Crawl, gündüz dükkanında orada bulduğun şeyleri, eşyaları sat tarzı bir oyun vardı. Yani çok şey, çok gelişmiş bir oyun değildi. Hani çünkü çok büyük bir geliştiricisi yoktu diye hatırlıyorum. Ama yani o konsepte benzer bir şeydi diye hatırlıyorum Clay'in oyunu. Çok böyle yıllar öncesinden kaldı aklımda ama yanlış olmasın. Evet, benim merakla beklerim yani, ben Clay'i ne yaparsın. Evet, çok gerçekten birkaç tane stüdyo var. Ben her zaman adını hatırlayamıyorum sevdiğim stüdyoların ama Clay ve Larian kesinlikle kalbimde çok önemli yere sahip. Yani birçok açıdan çok tatlı olmalarının yanı sıra çok da güzel oyunlar yapıyorlar yani. Ben Baldur's Gate'i beklediğim herhalde Sar Sultan bile biliyor. Bak, çok güzel kullandım bu deyimi şimdi. Sar Sultan bile duydu. Ya of, çok güzel gidiyordu. Okey. Yani bilgi eksikliği yok Sar Sultan'ın. Duyma sorunu var. İşitme. Bir yandan Stardew Valley'e geri döndüm. Niye? Çünkü her zaman bir yoğun oyun, bir tane de kolay oyunum olsun istiyorum. Böyle lay lay lay. Evet. Böyle gece yatayım şöyle evet. Oynayayım falan. Stardew kolay oyunum. Kafa dağıtma oyunu diyebilir miyiz? Evet. Stardew kafa dağıtma oyunu. Zelda normal oyunum olacak Switch'te. Bilgisayarda kafa dağıtma oyunum Magic. Normal oyunum bir saat önce geri indirdiğim World of Warcraft. Bunu da kınıyorum. Yani insan neden iki tane bağımlılık yapıcı, ev söndürücü, yuva yıkıcı oyunu aynı anda oynamayı tercih eder? Eve kapalı kısıldığımız için olabilir mi? Ya bir de Switch'in var madem yani. Otur şöyle şirin Switch oyun. Bak dedim ki, madem kart oyunu oynayacaksın Zeynep'ciğim dedim. Aldım karşıma böyle oturttum. Zeynep'ciğim dedim, madem kart oyunu oynayacaksın. Slay the Spire diye mükemmel bir oyun yapmışlar. İnsanlar bunu 300-600 saat oynuyor yani. Gördüm. Ama ben şimdi Magic'teki... Ben 50 saat oynadım. Ben Magic'teki fantezi elementini seviyorum. Ne kadar güzel, yani sanat beni çok çeker, güzellik beni çok çekiyor bu hayatta. Slay the Spire çok böyle çizgi film gibi. World of Warcraft da çizgi film gibi. O kadar değil de yani, çok küçük bir geliştiriciden. Hayır, ben daha eleştirmiyorum güzel ki oyunu. Görsel olarak bence daha güzel. Tarzını beğenmiyorsun. Sanat, yani sanatçılar çok güzel çalışıyor kartlar üzerinde ve güzellik seviyorum. Ben ağzımı yani açmayayım bu konuda yani. Açmayayım ben ağzımı bu konuda. Ama başka oyunlar bakabilirim tabii. Yani Lovecraft'in şeyler varsa, kart oyunları falan, böyle şeyler olabilir. Stygian mıydı? Bir Türk, hmm, değil mi? Evet. O, al. Kart oyunu mu o? Hayır. Lovecraft diye. Evet. Değil, şu kart oyunu konuşuyorduk. Neyse. World of Warcraft içinde düşünüyorum ki limitlersem oynama saatimi, her şey yolunda olabilir. Şu an sallandığımı fark ediyorum. Evet. Bayağı korkutucu günler bizi bekliyor arkadaşlar. Ben ya 3 gün falan sürer bence bu. Sonra böyle panik olur, Zeynep bırakır bence. Ama şöyle bir şey de var, şu an bedava oynuyorum, daha üyelik almadım. Bunun üyelik alma durumu var yani, bir de aylığı 12 euro diyor. Nasıl oluyor? Şey mi, deneme süresi mi var? Anlamadım ben. Play free dedi, tıkladım, oynuyorum. Bir noktada bana der herhalde. Belki 20 level olunca falan. Belki free tier açmışlardır bir tane, ücretsiz bir starter account diyor. Ha, belki yani bazı şeyleri yapamıyorsundur. Bazı belki hatırlamıyorum. Yıllar önce, yıllar oldu ben en son World of Warcraft oynayalım. Neyse. Ben yeni bir oyuna geçebilir miyim artık? Tamam. Sonra da ben Nintendo Switch alışverişlerimden söz edeyim. Tamam. Arkadaşlar, Wattam'ı oynadım. Biliyorsunuz ben Katamari çok seven bir insanım. En sevdiğim şeylerden biridir hayatta, sağ olsun. Keita Takahashi arkadaşımızın yeni oyunu Wattam, Phenomena diye bir stüdyo kurdular. Böyle
abidik gubidik oyunlar yapıyorlar. Wattam'ı da bir bakayım ne zaman duyurmuş. 5 yıl önce duyurmuş daha. Yani 5 yıl üzerinde çalışmışlar bu oyunu. Ben biraz hayret ettim. Etmedim değil çünkü o kadar büyük bir oyun değil. Onu da bitiremedim. Onu da söyleyeyim niye bitiremedim. Yani gülümsedim, eğlendim. Hani bir 10-15 dakika eğlendim. Sonra devam ettim. Bir 2 saat falan oynadım galiba. Ama bir yerden sonra o yani Katamari'nin cazibesi yok. Yani müzik yine çok güzel kullanılmıştı. Müziğin kullanılmasına hayran kaldım. Oyunda küçük küçük karakterler var. Değiştirdiğinde müzik de ona göre değişiyor. Ama böyle çok ufak tefek şeyler yapması bayağı zordur diye düşünüyorum. Çünkü anlık olarak değişiyordu. Çok başarılıydı. Ve şarkılar yine çok güzeldi. Katamari'nin soundtrack'ini hiç hatırlıyorsanız çok garip cazdan işte anlamsız garip Japon pop şarkılarına kadar çok değişik müzikler vardır. Bunun da müziklerinden çok keyif aldım oynarken. Ama işte oynanışı o kadar fazla açmadı beni. Özellikle hani yıllardır bekliyoruz yani bu oyunun çıkmasını. Çünkü Katamari hayranları çok şeydir yani. Çok severler Katamari'yi. Hani düşün onu yapan insanın yeni oyunu falan diye bekliyorsun. Çok keyif almadım açıkçası. Hani yine bir denemek isterseniz özellikle çocuğunuz falan varsa çok eğlenirsiniz diye düşünüyorum yine oynarken. Onlar keşfederken falan ama beni çok sarmadı maalesef. İşte bu da aynı gün. Bunu oynadım. Dedim yok yapamayacağım artık. Abzu'ya geçeyim. Sonra o da patladı. Neyse. İşte böyle. Böyle. Yine de çok renkli bir oyun ama yani. Onu da söylemiş olayım. Efendim buyurun lütfen Switch alışverişlerinizden bahsedin. Evet ben en sonunda Okami'yi aldım. Aa! Switch için. Şimdi bravo. Şöyle bir şey var. Bu oyunlar aslında başka platformlarda yıllardır olan oyunlar tabii. Ama benim Switch ile ilgili değişik bir çağrışım metodum var. Çünkü geldi, ona bakalım. Evet. Kocaman bir ekranım, televizyonum vesairem olmadığı için şu an Switch'i ben elimde oynuyorum. Hı-hı. Ve tatlı. Switch benim için tatlı oyun makinesi. Yani oyun tatlı değilse beni çekmiyor Switch'te oynamak için. Divinity 2'yi oynamazsın şimdi sen Switch'te. Yani varsa oynarım ama zaten bilgisayarımda olduğu için ve PlayStation'da da olduğu için tercih almam. Etmez. Evet. Anladım. Tercihim hep tatlı oyunlardan yana. Yoksa Skyrim de var bizde. Oynayacağım Switch'te. Ama wow. Evet. Neyse, ne aldım tatlılıktan bu kadar sürünce? Okami. Evet, bence çok yakışacak. Okami çok güzel bir oyun arkadaşlar. Oynamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Özellikle PlayStation 3'ünüz varsa. Hatta PlayStation 4'de de sanırım onu remaster yaptılar. Ben 3'te oynamıştım. Gerektiğinde zor da bir oyun aslında. O sanatsal combat kısmı. Ama çok çok etkileyici, çok güzel bir oyun ya. Yani o böyle koşma efektleri falan çok bilmiyorum. Evet evet o güzelliğe girip kaybolmak istiyorum. Evet evet kesinlikle. Oh yatmasın. Ah. Yasak yere. Tam ortamıza yat. Kamera. Gördüğünüz gibi çok şık. Mestan bugün giyinmiş. Flörü var. Flörü var. Kayıt için. Bizim flörümüz yok ya. Bizim flör nerede? Mestan benden şık şu an. Orası kesin yani. Ben Mestan'dan şıkım bence. Saçım falan mor. Ben o zaman en rüküş benim. En rüküş. Kabul ediyorum. Neyse. O kadar komik değildi. Neyse. Daha sonra Overcooked aldık ikimiz de. Hatta bir arkadaşımız da. Overcooked 2. Hatırlarsanız arkadaşlar bir Overcooked yayını yapmıştık. Evet buraya koyuyoruz linki. Koymuyoruz. Yalan. Koymuyoruz. Yalan. Öyle bir şey yok. Lütfen. Link burada. Ararsanız son oyuncak. Overcooked diye bulursunuz. Yemin ediyorum sarhoş değilim. İzleyenler biliyor benim normal halim. Videonun sonunda çıkan linklerden birini ona koyuyorum. Sen seçebiliyor musun o linkleri? İşte biz böyle YouTuber'ız arkadaşlar. Böyle bizim başka şeyde gözümüz yok yani. Bir şu videoyu çekelim yeter yani. Yılda bir dolar kazanıyoruz. Evet herhalde 2 dolar falan olmuştur. Onu da zaten vermiyorlar biliyorsunuz. Ya bunları Twitch'e koyup her gün yapsak para kazanırız. Bir Twitch kanalı gördüm. Böyle akıyor paralar diyorum. Niye buna para? Ne oluyor burada? Twitch falan ben yok teşekkür ederim. Hayatımdan memnunum. Neyse. Overcooked harika. Bence çok keyifli bir oyun beraber oynamak için arkadaşlarla. Bundan çok memnunuz.
bir korona aktivitesi olarak değil, her şey aktivitesi olarak bence Overcooked. Overcooked yes. Eğlenceli ya. Eskiden şeydi, Overcooked bir couch co-op vardı sadece. Yani lokal co-op var, yerel yani. Şimdi onu internet üzerinden de olabilecek şekilde yaptılar yeni oyunda. O yüzden mesela bir arkadaşımız daha bize katılabilir. İki arkadaşımız daha bize katılabilir. Dört kişi oynayabiliyorsun falan filan. Ya da şey tabii online olarak oynayabiliyorsun. Öyle üç kişi oynayabiliyor muyuz? Tabii. Bir takım bir kişi mi olacak? O takım takım olmuyor galiba ya. Herkes aynı takımda falan da olabiliyor. Kalabalık olur bence biraz ama neyse güzel olur. Yani. Efendim. Başka bir şey aldın mı? O arkadaşımıza selam söylemek istiyorum buradan. Adı ne? Serhan. Selam mutlu baş. Olur şimdi Serhan. Selam verdik. Tanımıyorum ben, duymadım daha önce. Evet. Evet. İki tane de 99 centlik oyun aldım. Çünkü sanat tasarımı çok güzel şey görünüyordu. Küçük. Kesenin ağzını açtın. Hayır, bak sen ben gibi 2-3 insan hazırlamıştır oyunu, evet, diye. Hoşuma güzel gitti. Onlar oynadıktan sonra önümüzdeki videoda göstermek istiyorum nasıl diye. Ben bunu bilgisayarda da yapıyordum. Hatta yıllar önceden Let's Play videoları da var böyle, hatırlarsanız. Çünkü ucuz oyun ne demek? Ucuz oyun demek ki bir insan yapıyor bu oyunu. Bak benim oynadığım oyun öyleydi. Genelde. Yani 1 dolara almıştım o zaman. Çok da güzel bir oyundu yani. Ben gerçekten bir insanın... Suits. Yani Suits. Kendi başına yapabileceği şeyleri görmeyi çok hoşuma gidiyor. Birkaç tane oyun oynadım ben öyle. Yani ucuzculuk değil senin gerçekten. Mind blown yapayım mı seni? Yap. Stardew Valley'e bir kişi yaptı. Hadi ya. Ya. Bunu demiştin daha önce, ben unutuyorum. Unutmuşum. Evet, onun dışında oyunlar böyle. Aa, Terraria. Ah, Terraria update geldi. Terraria update Terraria geldi. Terraria aldım sandım Switch'e. Yok, almadım. Çok pahalı ya. Ben ne almak istiyorum. 30 dolar. Oo, ne? 30 dolar ya, indirimde 30 dolar ya, tam fiyatı ayıp. 30 dolar. Ayıp. Ha, 15 yıl üstüne oynanmadım. 2 dolara aldık hepimiz ya PC'de şimdi. Öyle. Gerçi ben Vita'da çok oynadım onu. Çok oynadım. Neyse, yani. Neyse, alınır. Alınmaz değil bak Terraria. Ama multiplayer falan oynayacaksam ben bu saatten sonra oturup da kendim Terraria oynamam saatlerce yani. Ben işte şey, şu an korona nedeniyle tüm arkadaşlarım ve arkadaşlarımın arkadaşları, böyle bir herkes evde olduğu için böyle bir Discord'lar var birçok üye oldu. Ve orada insanlar Terraria oynayalım mı diyerek bir server açtılar multiplayer. PC'de her zaman oynanır da. Evet. PC'de oynarım ben onu. Ha, ben zaten en sonunda bir bilgisayar almak zorunda kaldım. 8 senelik bilgisayarım, dizüstü bilgisayarım birden çökünce. Birden demeyeyim, ben kendisini bayağı hoyrat kullandım. Özellikle bu son 6 ayda o kadar yavaşladı ki. O yavaşladıkça ben hard reset falan olmadı yani. Neyse. O yüzden sen PC oyunlarına sardın böyle bir. Evet evet, şimdi yeni oyun dizüstü bilgisayarım olduğu için çok şey... World of Warcraft'ı indirdim hemen. Call of Duty bile indiriyorum. Hiç oynamadım, bir bakayım. O şey ilk heves. Evet. Oo, hadi ekran kartın kaldırdı, her şeyi oynayalım. Call of Duty mi vardı? İşin garip yanı. Ya bir şey onu bedava verdi. Ay, PlayStation'a ya. Öf. İşte böyle kafalar gidik arkadaşlar. Yani bu karantina kafası diyorum ben artık. Evet, şey güneşsizlikten ama dışarısı da yağmurlu. Evet, bu hafta hava kötü. Şimdi gelirsek... Evet. Başka neler neler konusuna gelebilir miyiz artık? Daha başka bir şey aldın mı? Almadığını varsayarak. Ben bu arada Switch'e şey almak istiyorum ya. The Talos Principle almak istiyorum. Niye? PlayStation'da var? Var. Evet, niye diyeceksin. Ama ben her şeyi Switch'te oynamak istiyorum. Öyle bir insan haline geldim ya. Ekran çünkü, küçük. Evet, ekran küçük. Ben böyle mesela yatağıma oturup ekranı göremiyorum yani. Büyük ekran olmadığı için. Benim de o yüzden hep şu an. Ben şey yapıyorum ya. Şu Hori'nin Switch şeyini aldım. Şurada ama çok uzakta gösteremeyeceğim. Switch standını aldım. Onu ben şöyle yanıma koyuyorum. Sırtımı dayıyorum arkaya. Joy-Con'ları çıkarıyorum. Joy-Con'lar elimde. Dünyanın en rahat oyun deneyimi benim için yani. Evet. Arada oraya koyuyorum. Boynum tutunuyor. Buraya koyuyorum. Boynum tutunuyor falan. Gerçekten çok rahat ettim. Hatta şey almayı düşündüm. Borderlands falan alacak olursam, Hori'nin bir de SplitPad Pro diye bir Joy-Con'ların yerini alan kontrolörü var. Hı hı. Ama işte onu ayrı oynayamıyorsun, onu yani direkt üstüne takman gerek. O zaman da Switch ağırlığı falan da. Seninle hemfikirim. Şimdi bir de evden çalışma şansına sahibim hala demek istiyorum. Çünkü böyle evden çalışma ile ilgili kötü bir şey söyleyeceğimde hemen üzülüyorum. Çünkü çalışamayan çok insan var bu dönemde. Ve
devletten işsizlik vergisi alım şeyi alamayan insan. Neyse. Bir cümle edemiyorum ona buna üzülmeden. Okey. Evden çalışmak demek 8 saat boyunca bir sandalyede oturuyorsun demek. Tuvalete gitmek yok, ofiste kahve almaya gitmek yok, hiçbir şey yok. Böylelikle kendi omurga sağlığından sen sorumlusun birden. Çünkü tabii. Seni sandalyeden kaldıran bir neden pek yok yani. Şimdi 8 saat burada otur çalış. Sonra 8 saat burada oturup bilgisayarda ya da PlayStation'da oyun oynamaya devam etmek çok zor. Switch yani. O yüzden şu an benim için çok popüler. Tabii yani şey hani böyle rahat sandalye de var yani oyun oynadığım şu arkada. Ama hani ona bile oturup oynayasım olmuyor çoğu zaman. Yani ben şurada uzanıp böyle birazcık oynayayım diye şöyle yatıp falan canım, yani. Ama şimdi bu uzandığın yer rahat. Rahat sandalye dediğin IKEA'nın en ucuz sandalyesi. Ama Poen çok iyi bir oyun sandalyesidir. O kadar rahat Poen, değil bence. Bence onda da biz niye Poen diyoruz bilmiyorum ama çok rahat bir oyun sandalyesi. Niye Poen diyorsun? Yani hatta böyle şey oyun sandalyesi önerir misiniz şeylerinde falan en çok insanlar onu önerir. Çünkü fiyat performans çok yüksek yani. Öyle de senin yatağın daha rahat bence ondan. Yani tabii ki hiçbir şey rahat yatak kadar rahat olamaz bence. O yüzden hani karşılaştırma şey oluyor. Mesela ama yani işte oturma uzanma farkı diyoruz. Neyse Mesela. Efendim ben başka ne yaptım dersen Zeynep. Başka ne yaptın Gökçe? Mesela rahat bırakırsam. Hava mı kararıyor ne oluyor halimize bak. Ben yine bir şöyle biraz daha açayım ben bunu bence. bir game jam'e katıldım. 3 kişi, geliştirici arkadaş, grafik tasarımcısı ve ben müziği yaptım ve seslerin çoğunu yaptım. Küçücük bir oyun yaptık. Geliştirici arkadaşımız çok iyi zaten. Grafikler de harika oldu. Ben çok beğendim. Dungeon Crawler tarzı, multiplayer'da oynanabilen, yerel olarak multiplayer, lokal yani. Bir minik oyun yaptık 72 saatte arkadaşlar. Ben müziğini yaptım. Ondan sonra onun da link şey bunu normalde biz web üzerinden oynanabilir yapıyoruz genelde ama bu öyle değil. Access falan var. Kurulması gerekiyor. Ben ama yine tanıtım şeyini videosunu geliştiricinin hazırladığı koyarım bakmak isterseniz aşağıya. Böyle yani. O da çok keyifli bir deneyimdi yine. Bu benim üzerinde çalıştığım 4. oyun oldu. Teşekkür ederim. 3'ü Game Jam oyunu, bir tanesi ticari oyun olmak üzere. Müzisyen olarak. Çok çok eğlenceliydi ya. O kısıtlamalar falan insanı çok geliştiriyor gerçekten. Hem de küçücük bir ekiple oynanabilir bir şey yapma zevki gerçekten çok harika. Özellikle ekibiniz iyiyse ki bana hep çok iyi bir ekip denk geldi şimdiye kadar. Böyle. Sana bir temsilci gerek bence. Buyur. Sana böyle fırsatlar bulup şey yapacak böyle şey ajans gibi. Fırsat çok... Ne o şey? Yani cem'e katılmak istiyorsan çoğu zaman ben cemlere gittiğimde ben hep ekiple gittim ama mesela müzisyensen oraya direkt gidip orada bir takım bulabiliyorsun. Herkesin takım var. Ben son cemde... Bunu kastetmiyoruz. Sen devam et. Kastetmiyoruz. Şöyle demek istiyorum. Yani mesela şehrinizde bir cam falan oluyorsa gidin arkadaşlar. Mesela son camde bizim tasarımcı olmayan ya da sesle bir alakası olmayan direkt Joker karakteri olarak katılan bir arkadaşımız oldu. Çok yani takımın yıldızı gibi bir şey oldu. Çok fazla iş yaptı. Çok güzel iş çıkardı. Yazmaya yardımcı oldu. Hatta bizi bırakıp başka ekibe bile yardımcı olacak kadar zaman çıkardı yani. Trailer'ımızı hazırladı. Çok komikti falan filan trailer ondan sonra. Yani şey gidin tanışın eğer oyun yapma merakınız varsa özellikle. Türkiye'de de eminim birçok jam yapılıyordur. Ya da en azından Global Game Jam kesin oluyordur İstanbul'da falan. Gidin ya da müzisyenseniz gidin orada bir ekip bulursunuz. Son Global Game Jam'de 2020'de Şubat ayında. Ben gittiğimde orada öyle bir şey oldu ki benim ekibim vardı. 3 müzisyen aynı ekipte kaldılar böyle. Ama yine yaptılar bir şeyler yani. Genelde ne ortaya çıkacak belli olmuyor yani eleman olarak yani. Böyle. Ben şey düşünmüştüm çünkü oyun müzikleri güzel yaptığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şey olabilir yani hani o... bir daha sık yapıp daha çok para kazanıp ya da adını duyurabileceğim bir şey olabilir ama o iş bulma ve adını duyurma kısmı
sanatçıların çok iyi olduğu bir şey değil. Evet, yok. O, o nedenle bir temsil, bir seni temsil edecek birisi tabii, olsa gibi onu kastetmiştim. O da bambaşka bir tarafı olayın ya. Evet, o çok oluyor yani. Şey, çok güzel sanat yapıyorlar. Kendi halinde odanın içinde yapıyor. Ya, kimsenin haberi olmuyor. Evet, yani öyle müzisyenler biliyorum ki arkadaşlar, ben hatta buna sinir olup bir Spotify bin dinleyicinin şey. Altında şeyi gönderileri hazırlamaya başladım. Bin dinleyicinin altında hiç bilinmeyen gruplar. Ben ama inanılmaz harika gruplar yani. Bir de maalesef biliyorsun Spotify gibi şirketlerin playlistlerine girmek şaibeli. Bunun bir gün yazarlarından birinin adını hatırlamıyorum şu an, kusura bakmasın. Bununla ilgili çok güzel bir çalışması var. Spotify'ın playlistleri bir gün falan diye ararsanız, onu da makaleyi bulursam aşağıya koyayım. Bir gün gazetesini. Bir gün gazetesini. Okey, ben de anlamaya çalışıyorum. Bir günle, bir günle birinin soyadı mı? Yani ne kadar şaibeli olduğunu gösteriyor. Hani o dinlemeler falan çok yalan yani birçoğu. Ya öyle sanatçılar var ki hani böyle Instagram'da görüyorum. 50 takipçisi var, tamam mı? İnanılmaz müzik yapıyor. Yani ben rastgele bir yerden denk gelmişim müziğine. İnanılmaz yani. Hani böyle milyonlarca dinleyicisi olan, onun yanında hiçbir şey benim için yani, öyle söyleyeyim. Kesinlikle. O yüzden böyle sosyal medya şeylerine de çok inanmıyorum. Destek vermek de istemiyorum. Aşırı derece hashtag kullanımı bilmem ne, takipçim olsun falan benim umurumda olan şeyler değil. Takip, yani o açıdan değil aslında da. Örneğin küçük oyun şirketlerine başvurmak gibi. Tabii tabii. O tür yok şeyler. Zaten networking işi onlar. Evet, işte game jamları falan tanışıyorum zaten genelde. Yani bence de sosyal medyayı, sosyal medya kullanımını daha farkındalıklı ve daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirecek şekilde kullanmalıyız. Şöyle ki her gün bir full makyajlı harika güzel fotoğraf paylaşıp bakın hayat ne güzeli koyuyorsun ama bir günde ben bugün iyi hissetmiyorum, bu da makyajsız fotoğrafım ya da bugün de bu da mutsuz bir paylaşım, bu da normal, bu da hayatın bir parçası paylaşımları örneğin. Ya en küçük bir örnek. İçtenliği ölçmek çok zor sosyal medyada yani. O da moda oldu şimdi. Kötü gününü paylaşma modası oldu. Gerçekten mi? Evet, böyle insanlar ağlarken fotoğraf falan koyuyormuş artık. Böyle moda olmuş yani. Oho. Ben çok Instagram falan da bıraktım. Çünkü yani hayatta sanıyorum hayatımda şu an dediğim bir senedir fotoğrafı çekilebilir yeni deneyim yaşamıyorum. Mesela insanlarla çok güzel yeni deneyimler yaşıyorum. Çok iyi arkadaşlar vesaire. Ama bunların her zaman güzel fotoğrafını çekemiyorsun. Çünkü fotoğraf çekmek için deneyimini duraklatman gerekiyor. Evet, katılıyorum. Bu da her zaman benim sevdiğim bir şey değil. Evet. Evet. Ben de çok kullanıyordum mesela story falan filan. Ama şimdi yine bıraktım birazcık. Ama senin storylerin eğlenceli, motive edici, öğretici olabiliyor. Ama yine de benim kafamda bir distraction diyeceğim. Dikkatini dağıt. Yani dikkat dağıtma oluşturuyor benim kafamda. Benim zamanımı çalıyor bir yandan. Anladın mı? Ben de eğleniyorum. Ama sosyal medyanın öyle bir şeyi var yani, özelliği var. Böyle seni içine çekiyor ve içinde biraz hapsediyor kafanı. Kafanın bir bölümü sosyal medyada kalıyor. Bak şimdi diyelim ki evde spor yapıyorsun. Bak bunu yapınca güzel görünüyorumdur. Bir fotoğraf çekeyim diyorsun. Çektin. Gönderdin. Bu sefer kimseymiş o kafanda. Hani böyle değişik, kendisi bir olaya dönüşüyor. Halbuki sen sadece spor yapıyordun. Spordu senin eğlenmen gereken, keyif alman gereken şey. Bir yandan da onunla ilgili paylaştığın fotoğrafa dönüşüyor. Spor yaparken kimse güzel görünmez Zeynep, bunu söylemek istedim. Biliyorum, ben de yapıyorum spor. Ya bir dakika, şimdi sen burada jimlere gitsen, böyle spor salonuna giderken bu eskiden, geçen sene falan. Yani kızlar nasıl fönle gelmişler. Saçlar harika, erkekler de öyle. Ben fare gibi. Ben de hayatım için koşuyorum. Full terliyorum. Saçlarımın hepsini böyle tepem şurasında bir topuz yapmışım. Tüm hepsini ama böyle. Olması hiç gerektiği saç gibi yok. Seninki. Çünkü terlemesin istiyorum saçım falan. Gözüme girmesin saçım. Bunlar oturmuşlar şeyde, setler arasında Instagram'da geziniyor. Yani... Ya yine en azından spor yapıyor. Hadi ona da şey yapayım yani de. Yani evet, o böyle spor kültüründe de çok toksik şeyler, acayip toksik şeyler var yani. Ya arkadaşlar, ne sizi mutlu ediyorsa onu yapın. Başkasının da görüşünü çok umursamamaya çalışın. Hayat yani öyle bir şey. Bence başkasını rahatsız etmeden biz ne mutlu ediyorsa. Tabii. Yani setler arası Instagram'da gezinmek istiyorsanız başka bir yere oturun. Makinenin üstüne değil.
Yani yani tabii 5 dakikaya 6 dakikaya falan görüyorum tabii artık yani şeyde. Özellikle evet normal ticari jimlerde o çok olan bir şey yani spor salonları biraz öyle. Ama böyle daha odaklı bir spor salonuna gittiğinde öyle insanlar pek olmuyor. Evet onlar daha pahalı. Yok daha pahalı değil aslında. Burada daha pahalı değil. Yani Türkiye yani CrossFit'ten bahsetmiyorsak CrossFit bir marka ve aşırı pahalı zaten her yerde. Anlamsız derecede yani. Ama benim üniversitem bana özel indirim var o yüzden. Tabii seninki ucuz diyelim. Onlar daha pahalı değil. Neyse bayağı bir konudan açtık. Bir şey var mı? Bir şeyler izlediğin bir şeyler. Kız var mı? Bir şeyler izlediğin. Var Zeynep. Bir şeyler var izlediğim. Şeyi izledim ben. Çok bir şey izleyemedim. Bu ay ben dizi izledim genelde de. Castlevania son sezonuna yeni başladım. Çünkü sindire izlemek istiyorum ama o da gelecek ay anca biter. O yüzden konuşmayacağım o konuda. Ama yani hiç izlemediyseniz başlayın. Sadece bunu diyeceğim. Bir sanat eseri yani. Hannah Gatsby'nin yeni stand-up'ını izledim. Evet. Douglas isimli. Çok ünlü oldu biliyorsunuz arkadaşlar. Geçen seneydi sanıyorum. 2018 diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Belki 19 muydu? Neyse. Duymuşsunuzdur belki. Nanette diye bir stand-up yaptı kadın. Avustralyalı sanırım. Çok sansasyoneldi. Çok çarpıcıydı yani. Değil mi? Sansasyonel sözcüğünün İngilizcesi Türkçesi arasındaki anlam farkına güldüm. Çok pardon. Yanlış kullanmış olabilirim. Çok sansasyonel paparazzi gibi bir şey. Mestan şu an sansasyonel bence. Türkçe anlamıyla. Şimdi, tamamen sansasyonel. Yani bunlar umursamıyor mu benim yasak yerde yattığımı? O zaman sırtımı süreyim buralara böyle. Çok çarpıcıydı. Etkileyiciydi ve güzel planlanmıştı. Amacına hizmet eden bir stand-up'tı ama gülelim eğlenelim tarzı bir şey değildi çok fazla hatırlarsanız. Onu da izlemenizi öneririm. Ama bu Douglas yani öyle bir planlamış ki kadın. Ben zekasına hayran kaldım kadının ya. Hani böyle komik zaten komik yani onu geçtim hani bayağı güldüm. Ama öyle bir planlamış ki yani harbi sanat eseri yapmış ya. Yani mutlaka izlemenizi öneririm. Çok eğlenceli. Bilmiyorum sosyal konularda biraz çabuk alınıyorsanız alınabilirsiniz ama onu da söylüyor size zaten. Kadın baştan size ne olacağını anlatıyor zaten. Spoiler vermek istemiyorum çok yani bu bile belki bazılarının spoiler olabilir ama inanılmaz güzel. Yani mutlaka mutlaka izlemenizi öneriyorum. Çok fazla bir şey demek istemiyorum. Baştan sona yani ilk cümleden son cümleye kadar harika böyle dikkatinizi vererek, telefonunuzu falan bir yere kilitleyerek izleyin yani. O çok önemli bir şey. Ben bunu herkes için, her şey için önermek istiyorum. Bir şey izliyorsanız bir şey izleyin. Bir şey okuyorsanız bir şey okuyun. Biz çok alıştık aynı anda iki şey yapmaya. İkisinin de deneyiminden çalıyorsunuz. Yok ben buna konsantre olabiliyorum. Yok ben anca böyle konsantre olabiliyorum. Bunları bırakmak lazım. Bütün deneyimlerden gidiyor kesinlikle. Çok sinir oluyorum gerçekten. Ben de bak şimdi şöyle... Bir filmi, sadece filmi izledim ben geçen gün. Projektörü yansıttım tavana. Kaç yılda bunu ilk kez yaptınız? Son kaç yılda? 5 yılda mı herhalde? Uzmanımız da yeni uzman. Çünkü insan anca sevgilisiyle bir şey izlerken bence ya da arkadaşa birisiyle, arkadaş değil, sevgili bence. Arkadaşın yanındayken telefonuna bakıyorsun. Sevgilinin yanındayken biraz daha saygı oluyor herhalde. Bakmıyorsun telefonuna. Neyse. Bir film izledim. Tek başıma duvara yansıttım. Telefonu da bıraktım. O kadar büyülendim ki filmden. Kesinlikle yani böyle olması gerekiyor. Ama film de şey, In the Mood for Love, herkesin bayıldığı film. Yani büyülenmeyecek gibi değil de. Yani o da görsel yani, olarak açmış film yani. Evet. Kesinlikle öneriyorum. Ben artık hep bunu böyle yapmaya çalışıyorum. Bunu böyle yapacak halim yoksa zaten izlediğim şeyi izliyorum. Örneğin Parks and Recreation izliyorsam bir yandan oyun oynuyorum. Tamam o artık evde ses olsun diye. Ama bir şey izliyorsam sadece izliyorum yani. Evet. Çok öneririm. Katılıyorum ben de. Zor yapması gerçekten. Ben çok durduruyorum. Zor. Ben durduruyorum. Telefona bakacaksam bakmamaya da çalışıyorum ama işte hepimiz zayıfız bence bu konuda. Daha geliştirmeye çalışıyorum kendimi o konuda. En azından durduruyorum ama yani komedi bile izliyor olsam ben sevmiyorum kaçırmayı. Evet. Bir de yani değişiyor bak. 10 sene önce böyle miydik? Değildik. Ben seninle tanıştığımdan... Ben seninle tanıştığımda ilk akıllı telefonumu aldım bence. Senden önce çok saçma bir akıllı telefonum vardı. Sadece e-mail bakabiliyordu. Ben o zamanlar hiç ay şundan mesaj gelmiş mi? Ay yok, buradan tabii. Like gelmiş mi? Baktığımı hatırlamıyorum.
Şimdi öyle yaşadığımızın yanı sıra artık fark ettim ki duygularımı ve düşüncelerimi yansıtmak için cümleden çok smiley kullanıyorum. Sen de cümleden çok emoticon kullanıyorum. Yani şöyle, aa bu çok komik diyeceğine, ha 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 diyeceğine gönder emoticon. Ama bir noktadan sonra kendini ifade edemiyor olmaya başlayacağız. Tabii zaten öyle artık yani. Böyle IDK LOL yazmayınca her şeyin sonunda olmuyor artık falan yani. IDK'nin. I don't know. Her şeyin sonuna LOL yani. Her şeyin sonuna. Ya yani böyle şey mi olur? İletişim mi olur arkadaşlar? Lütfen yani. Düşünün yani. Bak. Kendimizi tokatlayalım. Yüzlerce yıllar önce şey kağıt yok. Yazıyor şeye kuzunun derisinin postunun içine yazıyor monk manastırda. Kopya mı? Şey yok. Fotokopi makinesi yok. Yok. Bir başka insan için, başka bir zengin insan için. Nereye bir bacak? Daha bunu yazıyor. Bir daha bunu yazıyor. Yani nereye düşün bak. Hala nerelerden nerelere geldik? Ha, şu an kağıt kalemle oturup bir şey yazan var mı? Geçen yazmam gerekti. Çok garipsedim. Yazamadım bir böyle. Yani evet. Neyse bu bizim şeye geldi. İnternet bizi aptal mı ediyor konuşmamıza geldi yine. O güzel kitap şeyine. Ama böyle şeyleri bu çok önemli. Unutmamak lazım. Ve çok hızlı ilerliyor. Biz ay evet. İşte evrim için binlerce yıl. Bu evrim değil. Bu çok alışkanlık bazında ve nöroplastisiteyle gelişen bir şey. Evet. Bence. Çok daha hızlı gelişiyor. James, aman diyeyim durdurun. James Burke'ın bir konuşması var bununla ilgili. Connections'dan. 40 yıl önce arkadaşlar. Bu adam bunu söylüyor, tamam mı? Benim hatta bir punk EP çıkarmıştım geçen sene. O şarkı ilk EP'nin ilk şarkısının başında ben o konuşmaya yer verdim. Çünkü çok etkilemişti beni. Adam diyor ki bakın diyor 40 yıl önce söylüyor bunu. Bilgiye alışımıza bakın diyor, tamam mı? Şimdi haber programlarına bakın diyor. Ne kadar kısalıyor diyor. Eskiden haberler uzun uzundu. Şimdi daha kısalıyor, daha kısalıyor. Bize verilen bilgi, Twitter'ı düşünün. 2 satır, 3 satır. Bizim odağımız daralıyor. Diyor ki yani biz buna alıştıkça sonumuz nereye varacak diyor. Biz öyle doğru. Bir noktaya geldik ki şu an kimse hiçbir şeye odaklanamıyor. Çok üzücü bir şey bu yani. Bizim bir şeye odaklanabilmek için kendimizi, beynimizi yeniden programlamamız gerekiyor. Evet. Yani inanılmaz bir şey. Yani biz bunu kabul edip hayatımıza sokup değiştirilmeyi kabul etmişiz yani. Ve şimdi geri programlamamız gerekiyor. Yani tersine mühendislik yapmamız gerekiyor beynimize. Yani böyle en azından farklı bir şey. Farkında olmak ve gerçekten değiştirmek lazım yani. Ben lisedeyken sabaha kadar kitap okuyan insandım ya. Yani işte. Şimdi yani şey seviyordum. Rus edebiyatı seviyordum. Yani. Şimdi Magic the Gathering'i seviyorsun. Şimdi o okuduğum şey değil. Okuduğum şey olarak örneğin şu an kafamı dinlendirmek için. Belki doktora yapmıyorsam farklı olurdu ama. Kafam dinlendirmek için Rus edebiyatı okuyamıyorum şu an. Kafam dinlendirmek için çizgi roman okuyorum şu an. Hmm. Yani düşüyor. Yani evet, gerçekten. Evet, kesinlikle. Yani ve bu her şeyin kalitesini etkileyen bir şey insanın hayatında. Yani ilişkilerimizi etkiliyor, insanlara verdiğimiz ilgiyi etkiliyor, onlara karşı bakışımızı etkiliyor, kendimize karşı bakışımızı etkiliyor. Bilmiyorum yani. İyiye gitmiyor arkadaşlar. Bir yerde bizim kendimize yani hani şey düşünürsün. Sonuçta hepimiz aynı popüler kültürde yetişiyoruz. Popüler kültür bizi şekillendirir. Değil mi? Ama popüler kültürün öyle yanları var ki artık yani. Her zaman vardı ama. Şu an öyle yanları var ki bizi yani gerçekten aptal makinelere dönüştürmek üzere yani. Öyle söyleyeyim. O yüzden bizim kapatmamız lazım yani. Bizim telefonu do not disturb rahatsız makineyi etme kapatıyoruz sandığını. Şeyine almamız lazım. Yani metaforik olarak öyle de diyebiliriz. Bizim yapmamız lazım. Bizim interneti kapatmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya akşam mesela 9'da kapatın interneti falan gibi şeyler evet. Yani. İnternet ne yapabiliyorsunuz? Kesinlikle. Tabii herkes için değişen şeyler bunlar. Tabii yani örneğin ailenden mesaj bekliyorsan, telefon bekliyorsan ayrı şeyler tabii de. Birçok program var ama seçici olarak kapatabileceğimiz evet. Şeyleri. Kesinlikle. Biz yine bir Black Mirror şeyine girdik. Ne derler? Güzin pisiniz abla mi? Black Mirror köşesi. Evet. Modern Güzin abla. Korkmayın şu an korona yüzünden güzel eve tıkılıysanız mi? Devam edin internet bağımlılığınıza ama bu aklınızda tutun yavaş yavaş bırakın. Evet. Şu an çok zor böyle bir ya şey bırakmak. Ya arkadaşlar şey var ya ben onu yapamam, ben bunu yapamam, ben şöyle bir insan değilim falan bunlar hep tekrar ettikçe bizim kimliğimizi oluşturan şeyler. Evet. Bunları söylemeyin kendinize. Küçük küçük alışkanlıklar edinin.
Öyle devam ettirin yani. Bana insanlar mesela şey dediğinde nasıl yapıyorsun şunu? Yani nasıl disiplin gösteriyorsun sürekli? Ya da evet, nasıl motivasyonun var senin bir şeyi yapmaya? Kim sürekli insanlar sürekli diyor bunu? Ben diyorum, başka da mı diyorlar? Arkadaşlarım da diyor. Yani nasıl motive oluyorsun diyor yani. Mesela sürekli atıyorum müzik yapmaya da. Yok ben söyleyeyim, atıyorum değil, ben söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben kalkıyorum, geç kalktım diye moralim bozuk, hiçbir şey yapamıyorum. Belki oyun oynuyorum 6-7 saat. Bir gelmişim buraya. Gökçe 1 saat kitap okumuş, 1 saat müzik yapmış, 1 saat oyun oynamış, 1 saat ders iş çalışmış. Böyle bir her saat, zaman bir saat değil tabii ki. Yani her yapmış, zaman ben de yapamıyorum. Bayağı verimli kullanıyorsun gününü. Ama işte yani istiyorsanız yapıyorsunuz arkadaşlar. Küçük küçük başlayıp yapıyorsunuz. Yani bunun şeyi yok, anladın mı? Böyle herkes bir sihirli formül peşinde böyle. Kendini mutlu edecek şey yapacak. İşte yani yapınca o yapılmış oluyor benim falan. Benim bir tane yani sihirli formülüm var ama bu konuda. Bence çünkü bir şeyleri beceremediğimizde. Sihirli formül uzmanımız. Kendinize sempati göstermek. Compassion is sempati mi? Olabilir. Evet, oldu sanmam. Ama şöyle o yani. İşte 8'de kalkıp spor yapacaktım. Kalkamadım. Saat 8.30. Kendimden nefret ediyorum. Spor yapmayacağım bu yüzden diye gitmemeli gün. Gitmemeli. 9'da yap sporunu. Evet, bir saat arkadaşlar geç yap. Yani kendini affetmeye yönelik olarak yaşamamız evet gerek. Durmadan ya kendimize kızıyoruz. Şunu bunu yapamadım. Ben bak kendim olmaz için bulduğum en büyük şey moderasyon ya da nasıl diyeyim, denge yani. Her şeyi dengeli yapmaya çalışıyorum. Kararında. Birini yapamadığımda o bitmiş olmuyor benim için evet yani. Anladın mı? Birini bir gün kaçırdıysam sorun değil. Ertesi gün yapıyorum. Ya da 3 gün sonra yapıyorum. Ama yapıyorum işte. Bu şeyler birikiyor. Şimdi şeyi okuyorum ben. Atomic Habits. Bilmiyorum Türkçe'ye çevrilmiştir eminim. Çok büyük, çok ünlü bir kişisel gelişim kitabı. James Clear'ın. Onu okuyorum. Yani kesinlikle adamın söylediği her şeyi ne alışkanlık edindiysem hayatta görüyorum yani. Gerçekten de kimliğine dönüştürmek gerekiyor bazı şeyleri. Ben onu yapamam, bunu yapamam falan değil de ya ufak ufak yap bir şeyler. İşte oluyor zaten. Birikiyor. O maintenance muhabbetinde de vardı. Bakın. Mesela dişini her gün fırçalama örneğini vermişimdir belki. Daha önce konuşmuşuzdur. Yani dişini her gün fırçalıyorsun. Hayır şöyle diyeyim. Dişini ayda bir fırçalayıp iyi halde olmasını beklemiyorsun değil mi? Her gün fırçalıyorsun, o bir bakımdır yani. Ha, 2 gün unutunca da ama bütün dişlerin çürüyüp dökülmüyor. Bence bu kötü bir örnek. Yok, çok güzel bir örnek. Bir gün fırçalamayı unuttuğunda kötü şey olabilir ağız sağlığına göre. Hayır olabilir ama o kadar minik bir şey ki sen yıllarca fırçalamayan insanlar var yani. Ay gerçekten mi? Tabii canım, ona kötü kıyasla. Zeynep'ciğim PG yani. Anladın mı? Yani o sen ne olacak bir gün unuttun diye senin dişlerin dökülmeyecek yani. Çok hafif bir hasar o. O bayağı yağmur yağıyor. Anladın mı? Yani ben böyle gitti arkadaşlar, benim dikkat dağıldı bakın, yağmur görünce. Gördünüz işte. Zeynep gibi olmamak için bakım arkadaşlar. Yani evet. Ya tamam çok derse döndü ben de öyle evet, evet, şey yapmayayım kesinlikle de yani işte. Ben de öyle yapıyorum. Örneğin her gün yapmak istediğim 5 şey varsa her gün 3'ünü yapabiliyorsam mutluyum. Süper. Ertesi günde diğer 3 böyle bir karıştır. Önemli olan kendine barışık olmak. Evet. Önemli olan tutarlılık arkadaşlar yani. %80 hayır kendine barışık olmak. %100 önemli olan tutarlılık. Barışık olmak. Okey. Ben Community'yi 4 sezon izledim. Yani 4.5. sezondayım şu an. Bismillah yani. Dönüyorum artık eğlenceye. Community izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. İzlemeye de devam edeceğim de bitireceğim de. Oh. Ardından animeler izleyeceğim. Ben bıraktım. Ben de çok anime izlemek istiyorum. Burada sana katıldım. Crunchyroll sitesine üye oldum. Aa, beraber izleyebiliriz. Evet. 5 euro aylık. Süpermiş. Evet. Hoşmuş. Evet olur öyle. İsteriz. Ben isterim yani. Ben şey Food Wars muydu ya? Onu izlemek için üye oldum. Çok güzel diyorum. Ben de çok ama isterim. Şey yapamıyorum. Çok beni sürekli açı yapacak. Ben de çok korkuyorum. Bak ne yapalım biliyor musun? Hı? Asya marketinden alışveriş yapalım. Dumplingler bilmem neler. Çok onu izlediğimizde yiyelim. Dumpling. Hayır öyle değil, öyle değil. İzledim canı çekti. Haftada bir öyle dumpling yemeği yap yani. Olabilir, olabilir. Abartmaya gerek yok. Neyse biz bunu kendi zamanımızda planlarız yani. Siz şey yapmayalım arkadaşlar. İşte böyle yani diyeceklerim bu kadar. Batwoman'dan Ruby Rose aniden çıktı. Böyle küçük bir haber olarak söyleyeyim. Evet. İkinci sezon ne olacak kimse bilmiyor. Şeydendi. Batman'ın karakterini tamamen öldürüp tamamen değiştirecek yani. Batman'ın karakterini hikayesini bitirip başka karakter getirecekler deniyor. Batwoman dizisine mi? Evet. Olabilir ama çizgi roman için çok garip bir durum değil aslında. Çünkü çizgi romanlarda hep
Yeni karakter eski karakterin sorumluluğunu üstlenir falan devam eden olayı vardır ya. O Öyle. kadar garip değil Yine ama başka Batwoman olacak. Batman Başka olmayacak kendisi. Başka bir insan olacak. Direkt başka, bambaşka bir karakter. Ama bu tabii bir söylenti yani. Ruby Rose'un ayrılması ani oldu ama arkadaşlar kadın geçen sene ameliyat olmuş ya. Bir dublör kullanmadan bir sahne çekmişler galiba. Bayağı felç kalmasına neden olabilecek bir ameliyat olmuş. Kalmamış tabii. Şey var ya, bu CW dizilerinin aşırı derecede yoğun çekimleri olduğu ve bayağı tehlikeli olabildiği söyleniyor. Yine Batwoman'ın setinden bir asistan yani hiç alakasız biri kalıcı olarak felç olmuş sanıyorum. Falan yani çok manyak olaylar ya. Böyle sanırsınız hani Hollywood yıldızı bunlar böyle işte lay lay falan ama bayağı kötü şartlarda çalışıyorlar yani. Evet, kesinlikle. O yüzden kızamadım Ruby'ye yani. Onu diyeceğim. Ben bu konuda hiçbir duygu hissetmiyorum. Birkaç bölüm izleyip beğenmiştim diziyi. Üzgünüm Hollywood'un çalışma şartlarından dolayı ama hani dizinin yani yazık. Yazık ne kadar güzel hedeflerle başladılar kim bilir ama bir sezon biriyle izleyip sonra ikinci sezon birden bu kadar Hoş değişiklik. bulunmuyor evet. Yazık yani. Ama yani güzel yaparlarsa yine çevirebilirler diye düşünüyorum ben. Umarım. Çünkü ben diziyi beğendim House şahsen. of Cards ne oldu? Örneğin ben onu izlemiyordum ama Kevin Spacey atılınca bir şeye benzedi mi dizi? İzliyor mu insanlar Devam hala? ediyor mu Devam ediyor. hala? Ha, bilmiyorum bak. Evet yani tabii. Ama ben şey izlemek istiyorum. Altered Carbon. Tamam, onu söyledin iyi oldu. İzleyince konuşuruz. Ben de metini duydum bakacağız. Mekhi. O şey değil mi? Kitap değil mi o? Orijinalinde. Bu kadar bilmiyorum. Galiba sanki. Sen okursun onu 2 dakikada. Sonra. Ben Benden bu kadar. benden de bu kadar arkadaşlar. O zaman Mestan'dan da o kadar çünkü tam kameraya bakıyor galiba. Evet, şu an bakıyor. Mestan Mesut'tan biliyorsun değil mi şu an yaptığın şeyin yasak olduğunu? hep biliyor arkadaşlar. Hiçbir zaman bilmeden Çok da yapmadı. fifi diyor Çok da şu fifi an. diyor evet. O zaman görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Bir sonrakinde buluşacağız elbet.